Merhaba arkadaşlar, birazcık gene kültür yapalım. Şu olağanüstü günlerde siz evlerinizdeyken Ramazan hocanız boş durmadı. Sizin için yine işinize yarayacak güzel bilgiler sunuyor. Sürpriz yapalım, şansımıza ne çıkarsa. Bakalım, Kutadgubidlik. Kutadgubidlik Yusuf Has Hacı'nın eseri, 1069. 1070 yıllarında kaleme almış. Mutluluk bilgisi, kutlu bilgi anlamına geliyor. Yusuf Has Hacip, Kutadgubidlik adlı eserini Karahanlı hükümdarı Ulu Buğra Han'a sunmuş. Bu eserde arkadaşlar Uygur alfabesi kullanılmış yazımında. Arap alfabesiyle yazılan nüshaları da var ama orijinali Uygur alfabesiyle yazılmış. Hükümdara, halka, devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veriyor. Bir nevi siyasetname Kutadgubidlik. Diğer bir eserimiz ne geliyor şansımıza? Tanzimat Devri. Tanzimat Devri 1839'da başlıyor. 1876'ya kadar giden bir devir. Tanzimat Devri'nin 3 tane sultanı var. Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat. Tanzimat Devri modern Osmanlı'nın oluştuğu devir. Tanzimat ve ıslahat fermanı bu devrin en önemli belgeleri. Tanzimat devrinin önemli iki sultanı Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz. Tanzimat devrinde modern anlamda kanun üstünlüğü benimsenir. Osmanlı hukuk devleti yolunda önemli bir adım atmıştır. Tanzimat devrinde kız çocukların eğitimi devletin görevi sayılmıştır. Tanzimat devrinde mülkiye mektebi Darül Fünun gibi pek çok yeniliği görebiliriz. Bakalım ne geliyor? Kadı, özel bir görevli kadı, kadı İslami bir görevli, yani şer'i bir görevli. Kadılar, Türklerin İslamiyet'le tanıştığı bir görevli, yani Karahanlılardan, İtil Bulgarlarından sonra karşımıza çıkar. Kadı, siyasi, adli, mali pek çok görev vardır. Kadı deyince aklımıza ilk gelen kişi Osmanlı'da Dursun Fakih'tir. Kadılar noterlik de yapar, belediye başkanlığı yaparlar, kadılar teftiş yapar, denetim yaparlar, medreselerde okurlar, ilmiye sınıfında görev yaparlar ve kadılar bulundukları bölgede uzun süreye görevde kalamazlar. Kadının bir bölgede görev süresi 2 yıl kadardır en fazla. Kadılar yüksele yüksele kaz askerliğe hatta Şeyhülislamlığa kadar gelebilirler. Kadı günümüzdeki notere de benzer. Bakalım ne geliyor? Balyanlar. Balyanlar 18. 19. yüzyılda saray mimarlığı yapmış Ermeni bir ailedir. Garabet Balyan, Sarkis Balyan, Agop Balyan, Yogos Balyan gibi pek çok mimar yetiştirmiştir. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii, Laleli Camii hatta Tokileri de ilk Balyanlar yapar. Osmanlı'da Avrupa mimari deyince akla Balyanlar gelir. Balyanlar aslen Kayserilidir. Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar Oğuzların hayat felsefesini anlatır. Dede Korkut, Korkut Ata diye de bilinir. Türklerin efsanevi atalarından birisidir. Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeden oluşuyor diye biliyorduk. Geçtiğimiz yıllarda 13. hikayesi de bulundu. Dede Korkut'un Anadolu'daki tek türbesi Bayburt'tadır. Dede Korkut, Korkut Ata, Bamsi Beyrek, Deli Dumrul, Salur Kazan, Dede Korkut hikayelerinin ana kahramanlarındandır. Dede Korkut'u yazıya geçiren Akkoyunlu Devleti'dir. Dede Korkut hikayelerinin iki nüshası vardır. Biri Vatikan'da, diğeri ise Dresden'de, Almanya Dresden'dedir. Ve arkadaşlar, Mimar Kemalettin. Milli mimari akımının en büyük temsilcisidir Mimar Kemalettin. Gazi'nin rektörlük binası, aynı zamanda Hababam sınıfının meşhur binası, Çamlıca Kız Lisesi, Mehmet Reşat Türbesi, Reşadiye Mektebi yaptığı eserlerden bazılardır.
Mimar Sinan'dan sonra gelen en büyük Türk mimar kabul edilir. Mimar Kemalettin. Saygıyla.